Bir işletim markası söyle desem, ne söylerdin? Türkiye'deysen büyük ihtimal Windows diyebilirdin. Hatta pardon ya, dünyanın neresinde olursan ol Windows derdin. Kapitalizm, belki de Apple'ın işletim sistemi olan macOS ya da macOS ya da Macintosh işletim sistemi de diyebilirdin. İşletim sistemlerinin nasıl doğduğunun hikayesine hoş geldin. İlk işletim sistemi ile ilgili ne biliyoruz? Elimizde birçok veri var aslında. Kimileri modern teknolojinin nimetlerini ilk sıraya alırken, tarih ise tam tersini söylüyor. Charles Babbage isimli bir İngiliz matematikçi ilk sayısal bilgisayarı üreten kişidir. Fakat içerisinde işletim sistemi bulunmuyordu. Daha sonra 1945-1955 yıllarında birinci nesil döneme geçtik. Arkasını 55-65 yıllarında IBM'in ağırlığını koyduğu ikinci döneme ve daha sonrası ise 65-80 yıllarında benim tabirim ile yakın çağa adım attık. Yani tıpkı kilisenin ortaçağ karanlığından çıkması, Rönesans ve reform olayları gibi bir aydınlanma yaşadı insanoğlu. Wow. 1969 yılında başta Ken Thompson, Dennis Ritchie ve Brian Kernighan olmak üzere Bell Laboratuvarı'nda Unix'in temelleri atıldı. Bu arada Unix'in tüm harfleri büyük harfle yazılır, bağıra bağıra geliyoruzun mesajıdır. Kafiyeli oldu ha. Günümüzün teknolojik devrimlerine baktığımızda, yani işletim sistemi alanında Microsoft ya da Apple gelebiliyor. Bu konuyla ilgili kimseye suçlamıyorum çünkü tüketici toplumun yaratmış olduğu bir dizi sanal kahramanı tanıyoruz. İlk yayınlanan Windows sürümü aklıma geldi. Windows 1.0. O dönemler yazılımlarda aslında daha kısa bir süre öncesine kadar 1.0, 2.1 gibi kararlı sürümler yayınlanırdı. Günümüzde ise daha anlaşılır olması için Windows 10 ya da iOS 7 gibi isimler veriyoruz. Element Software is proud to introduce the first artificially intelligent operating system. An intuitive entity that listens to you, understands you, and knows you. It's not just an operating system. It's a consciousness. Introducing OS One. Şimdi size bir sorum var. İçinizden Apple işletim sistemi olan macOS ya da Windows haricinde işletim sistemi kullanan var mı? Yorumlarda bunu mutlaka belirtmeyi unutmayın, merak ediyorum. Bana soracak olursanız 1998 yılından bu tarafa hemen hemen piyasada olan bütün işletim sistemlerini denedim. Dönüp dolaşıp baktığımda BSD üzerinde karar kıldığımı fark ettim. Neden? Çünkü gerçek bir yazılımcı aynı zamanda özgürlükçüdür ve her şeyin tıpkı yazılımlar gibi özgür olmasını diler. And we had the philosophy that whoever is sitting at the computer should be able to do whatever he wants, and somebody else who was there yesterday shouldn't be controlling what you do today. When they put passwords onto one of the machines at MIT, I and a bunch of other hackers didn't like it. I decided to try a subversive sort of hack. Az önce sormuş olduğum soruyu hatırlıyorsunuzdur. Windows mu yoksa macOS mi demiştim. Ben de BSD üzerinde karar kıldığımı belirtmiştim. Peki sebebi nedir? Öncelikle BSD Unix tabanlıdır. Hatta o çok övdüğümüz Apple'ın OS X tabanı da BSD tabanlıdır. Özgür yazılımı tercih etmemin sebebini yukarıda böyle edalı bir dille belirtmeye çalıştım. Yazılımcı özgür olmalı mottosuyla yola çıkan Richard Stallman, GNU ya da GNU yani özgür yazılımın projesini 1983 yılında duyurmuştur. Ayrıca Stallman ilginç bir şekilde hepimizin olması gerektiği gibi bir yazılımcı aktivisttir. Free software is the first battle in the liberation of cyberspace. Who controls your computer? Is it you? Or is it some big company that's really controlling it? Peki, hayranı ve kodlayıcısı olduğum C dilinin doğuşunu Unix'in neresinde görmeliyiz? Buna çok daha farklı bir içerikte değineceğim, bugün değil. Aslında bana göre
Unix demek C demektir. C demek Linux, Linux demek PHP. Belki de kendisi bugün birçok cihazda kullandığımız Android demektir. Bu benzetmemden dolayı bazı yazılımcı dostlarım, izleyen arkadaşlarım var. Onlar bana kızabilir ama ben bu hususta dünyayı üçe bölmüyorum. Aksine markada tanımıyorum. Ve yine aslında her ne kadar Linux'u geliştiren o meşhur adam var ya işte, Linus Torvalds, Unix'ten hiçbir satır kod kullanmadıklarını belirtmek için GNU is not is Unix, yani GNU Unix değildir logosunu yapmıştır. Fakat şu görmüş olduğunuz diyagram, şu an ekranda görüyorsunuz, işletim sistemlerinin bir gidişatı olarak gözükebilir. Ne demiş üstadların piri, hocaların hocası, medarı iftarımız, kıymetlimiz? Deniz Riçi, her zaman daha iyisi için C gereklidir. Şimdi Hacı abi, yumurta mı tavuktan yoksa tavuk mu?